Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size KDL Live'da hızlıca kullanabileceğiniz 3 geçiş efektinden söz edeceğim. Composition bölümündeki çözünme, slide ve süpür. Bu 3 efektten söz edeceğim. Bu 3 efektin koyu renkle yazıldığını görüyorsunuz. Bunun nedeni benim onları daha önce favori efektler bölümüne atmış olmam. Burada herhangi bir efektin üstünde sağ tuşla add the favorites derseniz o panelin şu yıldız bölümüne tıkladığınızda Onları karşınızda bu şekilde hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Composition bölümünde farklı geçiş efektlerimiz var. Efektler bölümünde ise Cadion e, Live programının daha kapsamlı diğer e, efektleri bulunuyor. Bu efektlerden herhangi birisini de yine böyle sağ tuşla Add to Favorites dediğinizde efektler bölümünün favori bölümüne gittiğinizde onları burada bulabiliyorsunuz. Efektler bölümünde favorilere attığınız bu efektleri yine şurada bu yıldıza tıklarsanız hızlıca onlara ulaşabiliyorsunuz. Composition bölümünde attığınız bu favori efektleri bu yıldızın bulunduğu düğmede göremiyorsunuz. Bu ayrıntı aklınızda olsun. Çözünme efektini şöyle hızlı bir şekilde alıp şöyle uyguluyorum. Bunun üzerine tıkladığımda onun açılımı karşıma geliyor. Lumonay bölümünde farklı geçiş efektlerimiz var. Herhangi birini seçiyorsunuz. Şöyle üzerine gideyim. Burada o efektin uygulanışını görüyorsunuz. Bu efekti şurada yumuşaklık bölümünden yumuşaklık geçişini ayarlayabiliyoruz. Nasıl istiyorsak. Tersine çevir derseniz de o efekt tersine çalışıyor. Şöyle bunun nasıl çalıştığını şöyle göstereyim. Bu şekilde efekti uygulayabiliyorsunuz. Efektin süresini şöyle manuel olarak uzatıp kısaltabildiğiniz gibi sağ tuşla süreyi düzenle bölümünde açılan panelden de buradan istediğiniz rakamı girerek e, süresini ayarlayabiliyorsunuz. Konumunu ayarlayabiliyorsunuz. Yine sağ tuşla seçili öğeleri sil dediğinizde bu efekti silebiliyorsunuz. Ya da sadece bunu seçiliyken delete diyerek de bu efekti silebiliyorsunuz. Ctrl Z ile geri gidiyorum. Yine kopyala bölümünden Böyle kopyalayabilirsiniz. Ctrl C ile de kopyalayabilirsiniz. Herhangi bir başka bölüme gidip yapıştır diyerek bu efekti böyle uygulayabiliyorsunuz. Birbiri ardına aynı efekti aynı sürede kullanmak istediğiniz zaman bu kopyala ve yapıştır bölümü hızlı bir şekilde uygulamanızı sağlıyor. Bir sonraki gelmesini istediğiniz fotoğraf ya da videonun ile şu efektin aynı hizada olmasına dikkat edin aynı hizada olmazsa efekt düzgün çalışmayacaktır. Bir diğer ayrıntı da bir sonraki gelmesi gereken video ya da fotoğrafın bir üst bölümde olması gerekiyor. Şöyle ki efekt doğru çalışsın. Bu şekilde bu noktalar, bunlara dikkat ederseniz düzgün bir şekilde bunu ayarlayabiliyorsunuz. Süpür efektimiz çözünme efektiyle benzer bir efekt. Onu da yine burada sürükleyip bırakabiliyorsunuz. Ya da bu efektin üzerindeyken tıklayıp şu bölümde çözünmeden süpüre geçtiğiniz zaman süpür efektini uygulamış oluyorsunuz. Yine süpür efekti de sıfırlama metodu bölümünde aynı farklı efektlerin bulunduğu bir bölümü var. İstediğinizi seçiyorsunuz. Gene aynı şekilde çalışıyor. Tersine çevir dediğinizde tersine çeviriyor. Buradan yine yumuşaklık ayarlarını yapabiliyorsunuz. Süpür efektimizde aynı şekilde çalışan bir efekt. Böyle Aynı şekilde çalışıyor. Ben burada bir efekt seçmemişim önce birini seçeyim. Bir geçiş efekti seçmemişim. Geçiş efektlerinden birini de seçebilirsiniz. Hiçbir şekilde seçmediğinizde de şöyle bir geçiş sağlıyor bakın. Ama herhangi birini de yine seçip şöyle kullanabiliyorsunuz. Süpür efekti ile çözünme efekti birbirine benzer şekilde çalışıyor. Yine çözünme efektinde de hiçbir efekt seçmeden nasıl geçeceğini göstereyim size. Şöyle bakın. Aynı şekilde çalışıyor her iki efekti. Slide efektimiz de adından da anlayacağınız gibi slide olarak getiriyor görüntüleri. Açılımı ise bu şekilde başlangıçta hangi noktada sonda da hangi noktada olması gerektiğini belirliyorsunuz şeffaf gelmesini ya da şeffaf gitmesini istiyorsanız da onu da bu oradan ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle bunu oynatacağım şimdi. Şöyle soldan sağa doğru geliyor. Bunda da bu fotoğrafı alta alıyorum. Bunu kopyalayıp şöyle yapıştırıyorum. Burada bu fotoğraf soldan sağa geliyor. Bakın. Giderken de merkezde olacak. İsterseniz başka diğer yönlere de ayarlayabiliyorsunuz. Gelirken de başka yönde ayarlayabiliyorsunuz. O seçenekler var. Mesela ben bunu alta gitsin diyebilirim. Soldan gelip aşağıya doğru gitmesini ayarlayabiliyorum. Slide efektimiz de bu şekilde çalışıyor. Bu geçiş efektlerimizi videolarınız ya da fotoğraflarınızda hızlı bir şekilde böyle kullanabilirsiniz.